bugün garanti konusu çağ dışı değildir. Neden? İşte tek taraflı sondaj çalışmalarını görüyoruz. O yüzden Türkiye'nin garantörlüğü her zamankinden belki daha da önemlidir. Diğer taraftan yine Türkiye ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ile Rum kesimi arasında devam eden müzakerelerde ve şimdi gördük ki Türk tarafıyla yetkileri, yönetimi paylaşmak istemeyen bir Rum kesimi var. Aynı şekilde Kranmontana'dan önce siyasi eşitliği kabul etmesine rağmen Kranmontana ve sonrasında siyasi eşitlikten vazgeçen bir Anastasiadis'ten bahsediyoruz. Şu anda Rum kesiminin liderinden bahsediyoruz. Dolayısıyla tüm bu şartlar ortadayken garantilerin ve güvenlik anlaşmasının çağ dışı olduğunu iddia etmek bize göre gerçekçi bir yaklaşım değildir. Tüm bu konuları kapsayan bir Kranmontana konferansını gerçekleştirdik. Fakat orada Anastasiadis kendi kaygılarından, bana da anlattığı kaygılarından dolayı geri adım attığı için başarısız oldu. Şimdi sorunuzun ikinci kısmına geleceğim. Dolayısıyla başarısız bir konferanstan sonra orada kaldığımız yerden devam etmek ancak zaman kaybıdır, enerji kaybıdır. O yüzden neyi nasıl müzakere edeceğimizi ve çerçevesini belirlemek için bu yapıcı ve gayri resmi görüşmeleri sürdürüyoruz. Dolayısıyla tüm bu konuları ele alarak yeni bir müzakereye başlayacak mıyız? Nasıl başlayacağız? Ve bunun çerçevesi ne? Bunu kendi aramızda belirlememiz lazım. Kranmontana'dan bıraktığımız yerden devam etmemiz söz konusu bile olamaz. Ama bu konularda ilk defa konuşmuyorum. Yani Kıbrıs konusunda. Kranmontana'dan bu yana da yapıcı mesajlarımızı da veriyoruz. Gerek adaya ziyaretlerimde, gerekse diğer temaslarımızda ya da toplantılarda bu konulardaki düşüncelerimizi paylaşıyoruz. Diğer taraftan Yorgo'nun Türk azınlığı ile ilgili yani uluslararası hukuktan kaynaklanan hakları tanıyacağını söylüyor. Fakat burada uluslararası hukuk ne diyor? Bunlar Türk. İnsan Hakları Mahkemesi'nin 3 tane kararları var. 10 yıldır uygulanmayan. Yani bugün oradaki Türklere Türk bile diyemiyorsak haklarını nasıl vereceğiz? Önce uluslararası hukuk diyorsak İnsan Hakları Mahkemesi'nin bağlayıcı kararlarını uygulamamız lazım ki ondan sonra o hakları konuşmamız lazım. Doğru, yani burada biz 17 yıldır azınlıklara Rum Ortodoks Kilisesi vakıflar dahil birçok hakları verdik. Daha da üzerinde çalıştığımız konular var. Bu konuda kararlıyız. Yani Yunanistan'da okullar kapatılırken biz 3-4 öğrenciye bile okullar açıyoruz. Bunları diyoruz ki beraber oturalım, konuşalım. Her iki taraftaki bu azınlıkların hakları konusunda samimi olalım. Karşılıklılık ilkesi olmadan bile adımları atalım. Bazı konular ikili düzeyde olmayabilir. Ama ben inanıyorum ki samimi yaklaşırsak gerek Türkiye'deki Rum azınlık, gerekse Yunanistan'daki Türk azınlığın hakları konusunda daha iyi şeyleri her iki devlet ayrı ayrı yapabilir. Birlikte de yapabileceğimiz şeyler vardır. Yeter ki bu konuda samimi olalım.